Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki: "Lem yelqa ibn Adem eşedd aleyhi min el maut. Thumma innel maut ehven mimma ba'de. Ve innahum leyelqawne min şiddeti hazel yevm şiddeten hatta yulcimehum el arak ev kema kal." Taberani ve Ahmet Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet ediyorlar. İnsan ölüm kadar şiddetli bir şeyle karşı karşıya gelmemiştir hayatında. Hayattaki bütün insanı daidar edecek hususları üst üste yığsanız, ölümün insanın vicdanında hasıl edeceği üzüntüyü, teessürü, endişeyi ve telaşı hasıl edemez. Ama bir yönüyle ölüm hiffet kazanır. Ölüm kendinden sonra insanın başına gelecek hadiselerle bir tertibe, bir sıraya girdiği zaman ölüm eli öpülecek bir hadise haline gelir. Ölüm bir yönüyle malı, menalı, mülkü, evladı, iyali terk etmektir. Bir yönüyle cesede musallat olan ölümün şiddetine maruz kalmaktır. Bir yönüyle Allah'ın huzuruna gitmenin dehşetini ruhunda yaşamaktır. Ama bu kendinden sonra insanın başına açılacak gailelerle tertip ve sıraya girdiği zaman ölüm ondan çok hafif kalır. İnsan gideceği vuku muhakkak o günde buyuruyor Allah Resulü. O denli mesaib ve devahiye maruz kalacak ki ta ter gırtlağına kadar yükselecek, belki ağzına gem vaziyetine gelecektir buyuruyor. Buhari ve Müslim'de bu meseleyi tafsil ediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu da Ebu Hüreyre radıyallahu anh hazretleri rivayet ediyor. Yuhşarun nasu yevmel kıyameti ala selâfi tarâika. Burada er-râhibîn ve'r-râhibîn diyerek ala selâfi tarâika üzerine yapıyor. Bu ifade beyanı tefsir onun üzerine atfediyor. Ama daha sonraki atıflarda bunlardan ayrılıyor. Biz değiştirelim, şöyle diyelim. Bir, er-râhibûne er-râhibûn. Ve-thnâni alâ ba'îrin. Ve-thelâsetun alâ ba'îrin. Ve-erba'atun alâ ba'îrin. Ve-aşaratun alâ ba'îrin. Thumme yahşuru bâkiyetehum en-nâr. Tekîlu ma'ahum haythu kâlu. Ve-tebîtu ma'ahum haythu bâtu. وتسبح معهم حيث أسبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا صدق رسول الله فيما قال. İnsanlar kıyamet gününde üç hal üzere haşrolurlar. Ruhlarına göre üç keyfiyette haşrolurlar. İnkişaf ettirdikleri ruhi yapı, kalbi yapıya göre üç çeşitte haşrolurlar. Bunlardan birinci sınıf râhibun ve râhibundur. Dünyada havf ve reca muvazenesini kurmuş insanlardır. İçleri her an Allah'a karşı saygıyla dolup taşan ve hayatlarını ahirete göre tanzim eden insanlardır. En daidar edici, ümit kırıcı hadiseler karşısında dahi Mevla'dan, onun rahmetinden ümidi kırılmayan insanlardır. Alabildiğine korktukları halde küfrün bir şiarı olan yese hayatlarında hiç düşmeyen insanlardır. Rağbet ve rehbet içinde hayatlarını geçiren kimselerdir. Bir diğer sınıf görürsünüz. İki kişi Mevla-i Müteal'in cennetine, nimetlerinin mebzul bulunduğu Darun Naim'e girebilmek için bir hayvana, bir merkuba binmiştir. Yine bu ikinci sınıfta üç kişi bir merkuba binmiştir. Yine bu üçüncü sınıfta dört kişi bir merkuba binmiştir, zorla tutunmuş. Mevla-i Müteal'in saadet yurduna, Darüsselam'ına gitmeye çalışmaktadırlar. Düşe kalka kafile-i beşer yürümeye çalışmaktadır. Burada düşe kalka gittiği gibi, masiyet ve günahlarla sürçtü yüzüstü düştüğü gibi, çamuru miskamber diye yüzüne gözüne sürdüğü gibi düşe kalka gidecek. 10 kişi bir merkuba binecek, tutunup da Mevla-i Müteal'in Darüsselam'ına girmeye çalışacak. İkinci sınıf bu dehşet ve hayret engiz keyfiyet içinde Allah'a kavuşmaya çalışacak. Ve geriye kalanlar, Allah Resulü buyuruyor, cehennem onları sevk edecek.
içinden zuhur eden kıvılcımlara göre istikamet alacak, onun sevk ettiği istikameti mecburi istikamet bilecek ve gidecekler. Yakalarına bir kere yapıştı mı, avam ifadesiyle tebelleş oldu mu, bir daha yakalarını elinden kurtaramayacaklar. Devam ediyor Allah Resulü. Takilu ma'ahum haythu kalu. Kaylule yapmak muhaldir ya, kaylule yapmaya dursalar beraber kaylule yapacak cehennem. Bir yerde geceleseler beraber geceleyecek, çünkü vicdanlarında, ruhlarında cehennemin çekirdeğini hayatları boyunca böyle yaşattılar. Cehennemin çekirdeğiyle kaylule yaptılar. Cehennemin çekirdeğiyle beytutet yaptılar. Binaenaleyh nasıl yaşadılarsa öyle muamele görecekler. O çekirdek bir ağaç halinde ne şu nema bulacak ve yakalarını bırakmayacak. Takilu ma'ahum haythu kalu. Nerede kaylule yaparlarsa başlarında kayyım gibi görecekler azab-ı ilahi. Nerede gecelerlerse başlarında azab-ı ilahi görecekler. Nerede sabaha girerlerse başlarında sabahlamış bulacaklar. Ve nerede bir akşamı idrak ederlerse başlarında akşama girmiş bulacaklar. Hafizanallahu ve iyyakum. Cenab-ı Hak hepimizi azab-ı elimden, cehennemin şiddetinden masum ve mahfuz buyursun.